Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde sizlere Dreamworks'un çok fena battığını üzülerek söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bunun aynısını Pixar için de yapmıştım. Fakat bugünkü videomuzda Dreamworks için yapacağım. Çünkü gerçekten bu haber Dreamworks severleri hem üzecek hem de aynı zamanda aslında benim tamamıyla Dreamworks seven birisi olsam da hataları görmezden gelmediğimi ve aynı zamanda bu hataları da gördüğümü ve sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve aynı zamanda Dreamworks'un belli başlı hatalarını da anlatacağım ki umarım Dreamworks'e ilerleyen aşamalarda bu hatalarını tekrarlamaz ve iyi bir şekilde devam eder. Yani bu videoda Dreamworks çok fena olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Dreamworks'un şu ana kadar çıkartmış birçok animasyonu olduğu için aslında çok köklü bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Keza zaten çıkartmış olduğu animasyonlar bugüne kadar gerçekten inanılmaz fazla başarı gösterirken özellikle bazıları kült yapım haline de geldi. Bunlardan bir tanesi zaten hali hazırda Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Kung Fu Panda, Shrek, Çizmeli Kedi, Madagaskar ve daha bir dolusu da sayabilirim. Yani aslında bunların her biri marka değeri açısından inanılmaz fazla iyi ve bu açıdan zaten çok fazla para kazandıran markalar. Peki ama Dreamworks nasıl çok fena battı? Gelin size bunu anlatayım. Geçtiğimiz senelerde hatırlarsanız Dreamworks'un birçok animasyon filmi duyuruldu ve ben de hatta aylar öncesindeyken sizlere animasyonları detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bunlardan bir tanesi de Ruby Gillman'ın Teenage Kraken'dı. Bu film aslında ilk başlarda gayet güzel bir şekilde ortaya çıkmıştı. Beni bayağı heyecanlandırmıştı. Fragmanını aylar öncesinden incelemiştim ve hatta birçok insan da bu filme gitmek için bayağı heyecanlıydı. Film sonunda geldiği filmi izledim, incelemesini yaptım, gizli sahnesinden son sahnesine detaylı bir analizini yaptım ve tabii ki sizler de çok fena beğendiniz. Ama film her ne kadar çok fazla sevilse de gişe yani dünya genelinde çok da iyi bir performans gösteremedi. Zaten kendi yani Amerika içerisinde 13 milyon gibi çok düşük bir hasılat ile başladı ve dünya genelinde şu anda güncelden baktığımız zaman 30 milyona bile zar zor yaklaştı. Hani bunları düşündüğümüz zaman gerçekten bu Dreamworks'un elinde patladı diyebilirim. Ama tabii ki Ruby Gillman kötü olduğu için değil arkadaşlar. Ruby Gillman aslında gayet ortalama üstü, çok iyi bir hikaye olmasa da güzel bir hikaye olduğunu söylüyordu. Hani bir de Ruby Gillman'ın bütçesi arkadaşlar 70 milyon ve 70 milyon olduğu için de 30 milyon gibi bir hasılat alması nereden bakarsanız 40 milyon zararda. Bu filmin nereden bakarsanız eğer iyi bir başarı sergilemesi gerekiyorsa toplamda 100 milyon gibi bir hasılat elde edecek ki en azından zararını ortadan kaldırsın. Birçok insan belki anlamayabilir arkadaşlar fakat 70 milyon eğer hasılat ederse Dreamworks aslında bu tamamıyla gişede battığı anlamına gösterir. Eğer 80 milyon veya 90 milyon hatta 100 milyon kazanırsa işte o zaman Dreamworks aslında hasılatın üstünde kazanır. Ama şu anda 30 milyon olduğu için gerçekten çok düşük bir miktar kazandı ve şu an Dreamworks'un bu filminin battığını söyleyebilirim. Ama benim endişem tabii ki arkadaşlar bu sene içerisinde bir de Troller 3 çıkacak ve Troller 3'ün de batması yönünde. Eğer zaten bu filmde batarsa 2023 Dreamworks için pek de güzel geçmemiş olacak. Hani 2022 sadece Çizmeli Kedi ve The Bad Guy ile beraber çok iyi geçmişken 2023 pek de iyi geçmedi Dreamworks açısından. Ama 2024'te tabii ki daha farklı şeyler olacağını da bildiğimiz için aslında her şey 2024 yılında belli olacak ve Dreamworks 2024 yılıyla beraber çok fena yükselişe geçecek. Ama şunu kesin olarak söylemek gerekirse Dreamworks gerçekten çok fena battı. Evet dostlar, bugün sizlere Dreamworks'un nasıl çok fena battığını elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Nasıl ki Pixar battığı zaman burada konuşuyorsam yine aynı şekilde Dreamworks battığı zaman da burada konuşmam gerekiyor. Çünkü arkadaşlar birçok insan her ne kadar Dreamworks sevsem de tamamıyla Pixar'a düşman olduğumu ve Dreamworks'u her şeyiyle sevdiğimi düşünüyor. Evet Dreamworks'u her şeyiyle seviyorum fakat şu da bir hakikattir ki Dreamworks'un hatalı olduğu veya başarısız olduğu anları da tabii ki videosunu yapıyorum. Yani bunu da söylemek isterim. Evet bu arada ben Dreamworks'u Pixar'dan daha fazla seviyorum. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz şey görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bye bye.